kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için interaktif bir çekim yapmayı düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Hepinizin ilgisini çekecek bir konuyla karşınızda olduğumu umuyorum. Bugün Trabzon'un seçkin veterinerlerinden Ahmet Seki Gültepe bizi Pati Veteriner Kliniği'nde misafir etti. Merhaba Ahmet Bey. Önce sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Ahmet Seki Gültepe. 10 senedir veteriner hekimlik yapıyorum. 8 senedir Pati Veteriner Kliniği'ndeyim. Kliniğimiz kedi ve köpek, kuş, kaplumbağa gibi pet hayvanları üzerine çalışmakta. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Peki böyle. Ahmet Bey, veterinerlik hani ben sizin yakın dostunuz olduğum için çok iyi biliyorum. Zor bir meslek. Kendi adıma konuşmalıyım. Hani ben yapamazdım. Her insanın vakıf olduğu özellikler vardır. Peki bu mesleği seçmenizdeki sebepler neler? Yani ilk önce hayvan sevgisi kesinlikle. Zaten hayvan sevgisi olmadan yapılabilecek bir meslek değil kesinlikle. Çünkü böyle dışarıdan göründüğü gibi her hayvan pofuduk, sevimli, işte aman ne kadar tatlı değil. Veya gerçekten onlara hizmet vermek, onların sağlığı için faydalı olmak isteği olmadan yapılabilecek bir meslek kesinlikle değil. Yani seçmemin sebeplerinin birinci sırada kesinlikle bu var. Daha sonra tabii imkanlar bu yöne itti. Ama mesleğimden memnunum. İyi ki de bu mesleği seçmişim. Peki hani ben şahsım adına konuşayım. Ben evde yani ufak bir kedi olsun, fino ya da kaniş tarzı köpeklerin ya da kedilerin bakılmasına bir mahsur görmüyorum ama her hayvan evde bakılır mı sizce? Yani iguana bakan var, atıyorum hani yılan besleyen var. Bu gibi hayvanlar evde bakılır mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim, o aslında tamamen yaşam tarzınızla alakalı bir durum. Evet, iguana bakabilirsiniz. Uygun şartı oluşturabilecekseniz. Yani bir teraryum, teraryum yani yaşadığı alanı oluşturmanız gerekiyor. Onun haricinde işte beslenece, otçul mu, etçil mi, ona göre gıda maddelerini temin etmeniz gerekiyor. Böyle şartlarda evet yapabilirsiniz. İguana da bakabilirsiniz, yılan da bakabilirsiniz ama eğer sosyal bir yaşantınız varsa, yani ben hafta sonu eşimle, çocuğumla veya arkadaşımla, sevgilimle şehir dışına gezmeye gidiyorum diyorsanız bir köpek sizin için uygun olmayabilir. Çünkü ihtiyaçlarını karşılayabilmeniz için sabah ve akşam kesinlikle dışarıya çıkarmanız gerekiyor. Eğer evde bir yardımcınız, bununla ilgilenebilecek kardeşiniz, eşiniz, dostunuz varsa o da olabilir. Ama unutmayın ki alınan bir canlı evin bir bireyi oluyor bir süre sonra. Kendi çocuğunuzdan, eşinizden, dostunuzdan nasıl zaman geçirmeniz gerekiyorsa aldığınız hayvana da aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Evin içinde bakılması için hani ben genelde sevdiğim eşim, dostum, arkadaşım veya gelip buraya bana danışan kişilere de genelde kediyi öneriyorum. Zahmet konusunda biraz daha az diğer canlılara göre. Çünkü mamasını koyuyorsunuz, suyunu koyuyorsunuz, kumunu koyuyorsunuz. O bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Ama bir köpeğin size muhtaç olduğu durumlar var dışarıya çıkarmak. Örnek veriyorum. Yani sevebilinen hayvanlar örnek veriyorum. Yani bir balık benim tercihim olmazdı. Görüntü güzel ama sevmek, yani dokunmak istiyor insan. O yüzden bu biraz tercih meselesi ama evin içinde ben keçi besleyenini bile gördüğüm için artık hepsi bana gayet normal geliyor. Peki hani aynı kuşağın çocukları olduğum için hani biz hep sokaklarda oynadık, kedilerin, köpeklerin içinde büyüdük, fare kovaladık kedilerle beraber denilebilir. Şimdi çağımızın çocuklarında da şunu gözlemliyorum. Birinin kucağında kedi görünce sevmeye korkuyorlar, dokunmaya korkuyorlar, köpekten hakeza. Peki çocuklarımıza bu hayvan sevgisini nasıl aşılayabiliriz? Aileler ne gibi bir yol izlemeli bu konuda? Şimdi aileler çok fazla korkuyor öncelikle. Aman tüyünü yutarsak hasta olur muyuz? Aman tırmalarsa kuduz olur muyuz? İnanın çevre aslında çok daha tehlikeli. Yani bir çocuğunuza bir hayvanın zarar verebilme ihtimalindense bir insanın zarar verebilme ihtimali çok daha yüksek. Öncelikle bunu anlamamız lazım. İşte tüyünü yutarsak bilmem ne kisti olur muyuz? Evet olabilirsiniz. İhtimaller dahilinde. Eğer kedinizi hiç veterinere götürmüyorsanız, köpeğinizi hiç veterinere götürmüyorsanız, sağlığıyla ilgili dikkatli olmuyorsanız, yediği yiyecekleri kontrol altında tutmuyorsanız
Evet, ondan size bir parazit bulaşabilir. Ama bunun size bulaşma ihtimali gittiğiniz bir köftecide yediğiniz marulun, salatanın içindeki maruldan daha fazla değil. Çünkü nasıl yıkandığını, nasıl temizlendiğini bilmediğiniz bu marulu tüketiyorsunuz. O parazitin yumurtasının orada olma ihtimali de çok yüksek. Yani insanlar aslında çocuklarını korumaya çalışıyor ama hayvanlar çok 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 geri sıralarda. Kaldı ki dediğim gibi düzenli olarak tedavisi yapılan, parazit tedavisi yapılan, gerek aşıları yapılan canlılar için hiçbir sorun teşkil etmemekte çocuklarla bir arada kalması. Kaldı ki ev başına düşen hayvan sıralamasını düşündüğümüz zaman dünya genelinde Türkiye daha alt sıralarda. Artık Avrupa ve Amerika bu olayları aşmış durumda tamamen. Yani çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyorlar ve artık çocuklar kesinlikle hayvanlarla büyüyor. Düzenli tedavisi yapılmış, ilgilenilmiş hayvanlarla hiçbir zararı yok. Hayvan sevgisini aşılamak için de biraz cesur olmak gerekiyor ama bu hayvan sevgisi kesinlikle hayvanat bahçelerinden falan bahsetmiyorum. Ya bence her evde bir hayvan olmasının hiçbir zararı yok. Ahmet Bey, mesela bir sokak hayvanının saldırısına uğradık. Bu bir kedinin bizi tırmalaması olabilir, bir köpeğin ısırması olabilir. Bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım? Aslında sokak hayvanının saldırısına uğrama kelimesi belki biraz ağır olabilir. Çünkü siz yardımcı olmaya çalışırken can havliyle de sizi ısırmış veya tırmalamış olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Ama böyle durumlarda genelde insanların aklına ilk önce veteriner hekimleri aramak geliyor ki bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü onların sağlığıyla alakalı tıp hekimleri, yani insanların sağlığıyla alakalı tıp hekimleri yardımcı olabilir. Konu hakkında bir fikrimiz dahi olsa bizim yorum yapmamız kanunen yasaktır. Çünkü öyle bir durumda herhangi bir kişiyle veteriner hekimin arasında hiçbir fark olmamakta. Böyle durumlarda genelde acile gitmelerini öneriyoruz. En azından pansuman. Hani tırmalama konusunda çok fazla bir kuduz bulaşma olayı olmaz. Çünkü salyayla bulaşır kuduz. Ama acilen tıp hekimlerinin bulunduğu en yakın acile gitmesini öneriyorum. Hayvanları yanlarında getirmeleri şart mı? Hani ısıran hayvanı ya da... Şöyle söyleyeyim. Kontrollü olan, örnek veriyorum, sitenizin bahçesinde duran sokak köpeği. Normalde kuduz olan bir hayvan 10 gün içerisinde hayatını kaybeder. Bu kuraldır. 10 gün yaşayabilirler. Dolayısıyla tıp hekimleri de şöyle yaklaşıyor olaya. Birinci gün, yani ısırıldığınız gün, onu takip eden üçüncü gün, ısırılmanın üçüncü günü ve yedinci gün birer doz kuduz aşısı yapılıyor. Daha sonra 15. ve 25. günde aşıları oluyor tekrar. Ama 10. günde hala hayvan yaşıyorsa 4. ve 5. dozlar yapılmıyor. Hayvanı yanınızda götürmenizin çok bir anlamı yok. Öyle söyleyeyim. Zaten götüremezsiniz de. Size zaten saldırmış bir kedi veya köpeği zapt etmekte çok zor olacaktır. Ama bu konularda daha sağlıklı bilgileri tıp hekimi arkadaşlardan alınması daha doğru olur. Öyle söyleyeyim. Peki sizin de baktığınız bir hayvan var kliniğinizde, evet. Bir petiniz var. Hayvan diyorum, pet diyorum. Toplumumuzda ikisi de karışık. Yani sınıflandırma deyimler... olarak hayvan diyebiliriz ama ben kızım diyorum, diğeri oğlum der. Çok önemli değil. Hani bir sınıflandırma olduğundan dolayı hayvan diyoruz. Yoksa çoğu insandan daha insanlar. Ahmet Bey, ben şunu çok merak ediyorum. Bir veteriner olarak petlerin, hayvanların para karşılığı satılması ticaretine nasıl bakıyorsunuz? Hem doğru hem yanlış. Yanlış bir canın mal gibi alınıp satılmasına kesinlikle karşıyız. Özellikle şöyle bir durum var. Eğer yani ekonomik anlamda da standart, yaşam standardı anlamında da çok lüks bir ülkede yaşıyor olsanız belki okey. Yani satın alınma, ona bir şey diyemem. Ama şu anda barınaklar o kadar çok cins dediğimiz özel ırklarla dolu ki hepsi sevgililer günü hediyesi, doğum günü hediyesi, karne hediyesi, işte kızım çok köpek istiyordu, oğlum kedi istiyor diye barınaklar ağzına kadar dolu. Dolayısıyla önceliğimiz onları barınaklardan çıkarmak olmalı. Satılma konusunda şöyle söyleyebilirim. Maalesef bizim insanımızın şöyle bir durumu var. Bir şeye para verdiği zaman biraz daha kıymet veriyorlar. Maalesef böyle. Dolayısıyla benim tavsiyem aslında öncelikle barınakları boşaltabilmek. Hayvan barınaklarındaki gerçekten yardıma muhtaç. Şöyle düşünmek lazım.
yavruyken alınmış bir köpek. 4 sene bakılmış, en iyi mamalarla beslenmiş, taze sular verilmiş, işte klima altında büyütülmüş, her dakika kucakta sevgiyle büyümüş. Sonra kızım üniversiteyi kazandı, bırakmak zorunda kaldım deyip barınağı terk edilmiş. O hayvanın psikolojisini biraz anlamak lazım. Onlarca hatta yüzlerce köpeğin içinde, havlayan köpeklerin içerisinde, korku içerisinde, soğuk ve yalnız kaldığı bir ortam. Yani gerçekten içler acısı halde. Barınak şartları çok zor. Dolayısıyla önceliğimiz onları kurtarmak olmalı. Ama hani pet shoplara bu yasak getirilmeli mi? Yani bununla kararı verecek olan aslında insanlar olmalı. Devlet, hükümet dediğim insanlar olmalı. Zaten eğer barınaklara yönlenirseler bir süre sonra pet shoplardan da bu iş tamamen kalkacaktır. Barınaklardan bahsetmişken, siz Trabzon için konuşmak gerekirse aslında barınakları gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Nasıl bir ortam var orada? Hani telefonda, televizyonda hep kötü bir barınak ortamı gösterilir. İşte hayvanlar telefonmuş. Barınak şartları ne durumda? En iyi barınak çok kötüdür. Öncelikle onu söyleyeyim tekrar. Bunu belirtmek istiyorum. Yani iyi bir barınak yoktur. Şartları iyileştirilmeye çalışılmış ortamlar var. Ama Trabzon barınağından bahsedersek gerçekten çok büyük bir alan ama çok uzak. Yani insanlar gidip oradan köpek sahiplenmeye de üşenebilir. Bırakmasını önermesek de köpeği aman kim gidip oraya bırakacak deyip sokağa da bırakabilir. Bir trafik kazasıyla hayatını kaybedebilir. Barınaktaki eleman sayısı az. Şartlar olabildiğince iyi ama yine de bence yetersiz. Kaldı ki ben zaten barınak karşıtı bir insanım. Ya barınak karşıtı derken şunu kastediyorum. Keşke her sokağın bir köpeği olsa, o sokakta yaşayanlar bir köpeği sahiplense de onlar hiç o dört duvar arasına girmek zorunda kalmasa. Şöyle bir durumda söz konusu, normalde kanun şunu emrediyor. Sokaktan köpeği al, kısırlaştır, aşıla, bakımını yap, parazit tedavisini yap, temizle, aldığın sokağa geri bırak. Veya bir sonraki sokağa, çok önemli değil ama tekrar alınan yere bırakılması lazım. Yani öyle tecrit, kapalı ortam, bu kanunen yasak. Ama insanlarımız o kadar çok sokak hayvanına karşı ki mecburen belediyeler belli bir süre kapalı alanlarda tutmak zorunda kalıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Videomuzun birinci bölümünde size mesleğinizle ilgili merak ettiğimiz şeyleri sorduk. İkinci bölümde ise bu mesleği seçmek isteyen gençlerin yapması gerekenleri, eğitim farklılıkları, nasıl bir eğitim hayatı bekliyor bunları soracağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoların devamından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.